Azadi TV izleyicileri, elimizde olmayan nedenlerden dolayı yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Çok önemli bir konuğumuz ve aynı zamanda önemli bir konuyu gündeme alıp tartışmak istedik. Özgürlük Yolu Vakfı Başkanı Sayın Kemal Burkay konuğumuz. Biz dolayısıyla dijital medyada da internet üzerinde yayın yapıyoruz. Bu anlamda bazı teknik arızaları gidermemiz belli bir zaman alıyor. Ben sözü yeniden Kemal abiye vereceğim. Sadece kısa bir özet olarak bu CHP'nin Güney Kürtistan hükümetini ve yetkililerini ziyareti ile ilgili çok kısa olmak koşuluyla böyle bir özet olarak tekrar verelim. Anlaşılmayan ya da anlayamayan arkadaşlarımız tekrar dinlenmiş olurlar en azından konuyu. Daha sonra Dersim'deki yangınlarla ilgili belli bir problem vardı. İnsanlar yangını söndürmeye gitmek istediler, bırakmadı. Devlet yetkilileri güvenlik açısından ne bileyim değişik nedenler gündeme getirdiler. Bu konuda bir kısa, ondan sonra asıl konumuza dönelim. Yani Kürt milliyetçiliği, sosyalizm karşıtlığı, demokrasi karşıtlığı üzerine, halkların kardeşliği üzerine konumuzu değerlendirelim. Evet Kemal abi, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizden de özür diliyoruz aynı zamanda. Biliyorum siz de zamanınız da kısıtlı. Ama bu işte dediğim gibi elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Buyurun. Şöyle. Teknik Evet. nedenlerle eğer söylediklerim anlaşılmadıysa çok kısa bir özet yapayım. Evet. CHP heyetinin nerelere gitmiş olmasını olumlu bir adım olarak niteliyorum. Geçmişte CHP'nin Güney Kürdistan'daki gelişmeleri nasıl yorumladığı, Kürdistan bölgesel yönetimine karşı ne gibi bir tavrı olduğu veya olmadığı, bu tartışmaya girmiyorum. Vaktimiz de yok. Ama bu aşamadan sonra da olsa öyle bir adımı olumlu buluyorum. Ama bundan da ötesi Kürt sorunuyla ilgili olarak Kuzey parçasında CHP'nin gerçekten işe dokunur projeler üretmesidir. Çünkü Kürt sorunu ülkenin en büyük sorunu. Türkiye'nin barışa ulaşması, demokrasiye ulaşması, ileri bir gelişme düzeyini yakalaması ekonomik ve sosyal bakımdan en başta Kürt sorununu çözmeye bağlıdır. Ve inanıyorum ki Kürt sorunu eşitlik temelinde çözüldüğü zaman ülkenin diğer sorunlarını çözmek de kolaylaşacaktır. Laiklik, kadın sorunu, ekonomik sorunlar tabii onlar önemli. Bunların hepsi önemli. CHP'nin projeler üretmesini bekliyoruz. Geçmişten kalan kamburu sırtından atmalı CHP. Evet. Yani tek parti döneminde, bu uzun dönemlerde olup bitenleri herkes biliyor. Ben bunları tekrarlamam gerekmez. CHP'li arkadaşlar da biliyorlar. O halde artık bu sorunun bu eski yöntemlerle, eski bakış açılarıyla çözülemeyeceğini görüp sorunun çözümünü kolaylaştıracak ve yolu açacak projelerle ortaya çıkmalarını bekliyoruz. Öyle sanıyorum ki onlar da Kürt halkının yani Türkiye'de iktidar olmak için, iktidarda kalmak için Kürt halkının desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördüler. Gördüler, evet. Şeye gelince Dersim yangını tabii bir ölçüde geride kaldı ama evet, yangınlar olayı bitmedi henüz. Hem Dersim'de hem Bingöl'de hem diğer yerlerde Sirt, Hakkari taraflarında yangınlar olduğunu duyuyoruz. Bunlar belki gereği gibi medyaya yansımıyor. Yani diyelim ki Ege'de, Akdeniz yöresinde filan olan yangınlar kadar
yansımıyor. Üstelik Dersim'deki yangınlar sırasında oradaki yönetici şeylerin, unsurların tavırları hiç hoş değildi. Güvenliği gerekçe göstererek hem kendileri bir şey yapmadılar bu yangınları söndürmek için, hem de yerel halkın yangınları söndürmek için gösterdiği çabalara engel oldular. Tabii sosyal medyanın özellikle bu konunun üzerine gitmesi durumu değiştirdi, dengeleri değiştirdi. Ve bu olay da şunu gösteriyor ki sosyal medya akıllıca kullanılırsa yönetimi de etkileyebilir, hükümeti de etkileyebilir, kamuoyu da oluşturabilir. Ama unutmayalım, o dönemde bile bazıları efendim ne diye işte sosyal medyada hükümete çağrı yapılıyor yahut eleştiriliyor. Efendim onlardan hiçbir şey beklememeliymişiz. Güzel de biz onlara görevlerini hatırlatıyoruz. Yani oturup biz de mi susalım? Şimdi böylesine bir anlayış var. Yani işte karşı taraf böyledir. Bu halde onlara söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Vardır. Biz taleplerimizi hem kamuoyuna iletiriz, hem ülkede yönetim sorumluluğunu taşıyan insanlara iletiriz. Eğer biz bunu akıllıca yaparsak, etki bir şekilde yaparsak onları etkileriz. Evet. Sevindirici bir haber var. Arkadaşlar, diyelim bizi izleyen izleyicilerimiz sesten çok memnun şu an. Çok iyi. Evet, çok iyi. Bu sevindirici bir olay en azından. Şimdi asıl konumuza dönelim Kemal abi. Bizim son dönemlerde sosyal medyada sizin bir yazınız çıktı ve doğal olarak da belki de sizin dediğiniz gibi bazı tepkileri bekliyor olabilirdiniz. Ama ben kendim de izledim. Sosyal medyada aynı zamanda sizin takipçinizim de. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle birçok insan tarafından bir manifesto gibi değerlendirildi. Yani artık zamanı gelmiş, konuşulması gereken, yazılması gereken bir yazı olarak gören bir kesim var. Dolayısıyla ama kendisini sosyal medyada, yani ben zannetmiyorum birçok alanda böyle olsun, ama sosyal medyada kendisini işte Kürt milliyetçisi gibi gösterip size karşı tepkisini gösteren, özellikle tabii tepkiler eleştiri düzeyde olursa bu değerlendirilebilir. Ama şey olarak gerçekten bazı tepkiler, bilmiyorum, ben de hiç tasvip etmediğim şeylerdi. Şimdi bazı terimler bugün, yani geçmişte mesela şovenizm, diyelim ırkçılık, faşizm, ne bileyim milliyetçilik gibi terimler, kavramlar bugün bir kesim tarafından zaten içi boşaltıldı. Özellikle hakların kardeşliği. Şimdi biz size bir şey olarak, yani benim düşüncem oradan başlayalım. Hakların kardeşliğini istemek, diyelim, ya da neden, yani Türkiye'de işte demokrasi bizi ilgilendirmez gibi şeylerle geldi bu tepkiler. Birçokları işte sosyalizm modası geçti, sosyalizm nerede, kim, hangi devlet yönetiliyor sosyalizm falan gibi. Şimdi tabii geniş bir konu, sizden dinlemek istiyoruz Kemal abi. Bu tepkileri siz de okudunuz bir yönüyle. Şöyle bir değerlendirelim. Buyurun. Tabii. Kanunca benim bu ilk yazım son derece netti. Ama o tür tepkileri de bekliyordum. Şimdi ikinci yazım da netti. Aynen. Yani ondan da kuşkum yok. Ama bazıları anlamadılar galiba.
Bazıları da çok iyi anladılar ama çarpıttılar. Çünkü buna hazırdılar. Ben bir takım yanlış anlayışlardan bahsediyordum. Yani bir sosyalizm karşıtı, sosyalizm düşmanlığı yanlıştır. Çünkü biz de Kürt halkının bir parçasıyız. Bu mücadelenin içindeyiz yıllardır ve sosyalistiz. Diyelim ki bazıları bu mücadelenin içinde sosyalist değildir, doğaldır. Liberal görüşleri savunuyorlar. Kapitalist sistemi savunan bile olabilir, vardır. Bazıları İslamcıdır, dindardır. Yani biz doğal karşılıyoruz. Biz o insanlara sen niye İslamcısın ya dindarsın demiyoruz. Deme hakkımız yok. Biz o insanlara sen niye sosyalist değilsin ya demiyoruz. Bunu deme hakkımız yok. Ama onların da bize sen niye sosyalistsin deme hakları yok bir. İkincisi olup biteni ikide bir sosyalistlere yüklemek bunun sorumluluğu. Bunun gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. Yani sosyalistler ne yapmışlar da Kürt halkının özgürleşmesini, birleşmesini engellemişler. Tam tersine. Biz Kürt sosyalistleri sahneye çıktığımız günden beri Kürt halkının üzerindeki ulusal baskıya karşı çıktık. En önlerde mücadele ettik. Ben bunun örneklerini yazdım. Geçmişe yönelik bir özet, iki de yazdım. Eğer insanlarda iyi niyet varsa bunu inkar etmeleri mümkün değil. Yani Kürt Ulusal Hareketi içerisindeki sosyalistlerin ulusal mücadelede nasıl fedakarca, nasıl önemli bir rol oynadıklarını görür ve söyler. Ama söylemediler. Geçmişte de söylemediler. Birçoğu. Bunun nedenlerini çok iyi biliyorum tabii. Şimdi mesela o halkların kardeşliği meselesine gelen. Bu konuda ben ilk defa yazmıyorum. Evet. Arkadaşlarım gündeme getirdiler. Geçmişte de diyelim ki 6 ay önce, 1 sene önce kısa da olsa yazmışım. Halkların kardeşliği sloganı yanlış değildir. Bazı başkalarının yaptığı hatalara, egemen güçlerin baskılarına bakın. Halkların kardeşliği gibi doğru bir söylemden uzaklaşmayalım. Ha, şeyler, yönetimler, ülkemizi bölüşmüş olan yönetimler, Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da. Evet, bize çok baskı uyguladılar. Biz bunları bilmiyor muyuz? Söylemedik. İlk kez mi söylüyoruz? Hayır. Kürt halkı büyük bir ulusal baskı altında, zulüm altında. Evet. Biz bunları senelerce önce yazdık. Kürdistan'ın sömürge yapısı, Kürtlerin bir ulus olarak hakları. Bütün bunları yazdık. Herkesten önce belki söyledik, yazdık. Şimdi bu ayrı ama Türk halkını, Arap halklarını, Fars halkını, Azerileri filan düşman göremeyiz. Hayır. Çünkü bize baskı yapan rejimler onlara da baskı yapıyor. Nasıl yapıyor? Dillerini yasaklamıyor tabii. Türkçeyi yasaklamıyor. Ama emekçiler üzerinde bir söylüyor. İşsizlik yok mu bu ülkede? Yoksulluk yok mu? Açlıktan bilmem organlarını satanlar yok mu? Yahut damlardan atlayanlar. Peki Türkiye'de sol çok mu özgürdü? Daha 1961 anayasasının açtığı şeyden birazcık serbestlik oldu, gelişme oldu. Yani Türkiye'de sol yasaklı değil miydi sol partiler, sendikalar? Solcular zaman zaman tutuklanıp işkence görmediler mi? Yani Türkiye Komünist Partililer, komünist olmayanlar, işçi partililer, sosyalistler, Türk ya da Kürt. Cezaevlerinde biz Kürtler mi yattık 12 Mart döneminde, 12 Eylül sonrası? Hayır. Türk yoldaşlarımız da vardı, arkadaşlarımız da vardı. Sendikacı, siyaset adamı, öğrenci, öğretmen. Onlarla birlikte yattık. Hatta dindar insanlarla birlikte yattık yer yer. Dindar insanlarla birlikte. Dolayısıyla bizim karşı düşmanımız onlar değil. Yani ezilen, sömürülen işçi ve köylüler değil. Ama diyeceksiniz ki işte bizim üzerimize onları da gönderiyorlar. E güzel de bizim üzerimize gönderilenler arasında Kürtler de var. Askerlik yapıyor, alıp gönderiyor senin üzerine aynen. Yani şeyler, bütün Kürtler iyi, bütün Türkler kötü mü?
Böyle bir anlayış olabilir mi? Peki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Kürtlere ne dersiniz? Mesela bir dönem ben çok iyi biliyorum. Elazığ'da, Malatya'da oradaki Kürtlerin önemli bir bölümü MHP'liydi. Yani bırakın da düzen var, MHP'li. Hatta şu Aksaray'da, yani İç Anadolu'da bile yer yer, tamamen demiyorum, düzen partilerinde, düzen partilerindeki milletvekillerini, bakanları falan ne yapacaksınız? İl başkanlarını, Kürtleri düşman mı göreceksiniz? Yani demek ki mesele şudur. Mesela aynı zamanda bir sınıf meselesidir. Türkiye'yi yöneten egemen sınıflar bir bütün olarak emekçileri sömürüyorlar. Türk-Kürt ayrımı yapmadan sömürüyorlar. Evet. Köylü, topraksız köylü. Topraksız köylü. Kim sömürüyor? Yerel toprak ağaları sömürmüyorlar mı? Onlar Kürt değiller mi? Dolayısıyla biz toprak reformu istediğimiz zaman bu ağalar rahatsız oluyorlar, haklıdırlar. Çünkü topraklarını vermek istemiyorlar ama topraklar köylülerin hakkıdır. Biz toprak reformunu savunuyoruz. Dolayısıyla Enve'nin üstündeki sömürüye karşı çıkan Kürtler de var, Türkler de var. Halklar baskı gören, halklar kardeştir. Biz Türk halkını kardeş olarak nitelemekle Türk egemen sınıflarının oyununa gelmiyoruz, hayır. Onlar da bu lafı kullanıyorlar bazen. İşte biz kardeşiz filan. Ama ne istiyorsunuz diyorlar Kürtler. O Türk kardeşlik değil. Biz eşitlik temelinde bir kardeşliği savunuyoruz. Yoksa kendi hakkımızdan vazgeçelim. Ya biz Türk halkıyla nasıl olsa kardeşiz, arabakla hiçbir şey istemeyelim. Hayır. Böyle bir şey mi diyoruz? Böyle bir şey mi diyoruz? Ama biz Türk halkının da içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Biz doğruyu söylüyoruz. Biz Kürtleri bir bütün olarak, Kürtler iyidir, Türkler de kötüdür gibi bir saçma görüşü benimsemiyoruz. Ama bu görüşte olanlar var, bunu sırayla söyleyenler var. Benim yazıma karşı söylenenleri görün. Bu anlayış savunulabilir mi? Yani bu Kürt halkına, Kürt milli hareketine hizmet eder mi? Kürt milliyetçilerine böyle midir? Hayır. Yani ben bunu eleştirmekle, İşte sosyalizme düşmanlık, demokrasiye düşmanlık. Ya adamlar diyorlar ki demokrasiye değil. Demokrasi bizim sorunumuz değil. Biz Türkiye'ye niye demokrasi getirelim? Evet, biz kendimiz için de demokrasi istiyoruz. Kendimiz için de hak ve özgürlük istiyoruz. Sadece Türkler için değil. Onlar da istemeli, biz de istemeliyiz. Bir Kürt kadın, kadın haklarını savunursa ne yapmış olur? Adamı yapmış olur. Hayır, Türk kadın da savunsun kadın haklarını, Kürt kadın da savunsun. Savunuyor da. Bir emekçi, Kürt emekçi kendi üzerindeki sömürü ve baskıya karşı çıkarsa, sosyalist dünya görüşünü savunursa, çünkü sosyalist dünya görüşü emekçilerin dünya görüşüdür. Avukat Kemal Burkay sosyalist olmayabilirdi. Çok zengin de olabilirdim. Beni eleştirenler biraz utansınlar. Biraz vicdanları olsun. Aynen. Yani ben isteseydim daha 20'li yaşlarımda milyoner olurdum. Dünyanın parasını kazanırdım. Parlamentoya da girerdim. Bakan da olurdum. Ama ben ezilenlerin safını seçtim. Ezilen Kürt halkının ve emekçilerin safını seçtim. Ha benim Türk yoldaşlarım da oldu tabii bu mücadele. Birlikte yaptık mücadeleyi. Bundan mahcup değiliz. Yanlışlar yaptıkları zaman da solcular eleştirdik. Polemikler de oldu aramızda. Sadece Kürt milliyetçiliği adına ortaya çıkan yanlışları eleştirmedik. Biz yanlışları eleştirdik. Kürt milliyetçiliğini değil. Biz yanlışlara karşı mücadele ettik. Kürt Milli Hareketi'ne, Kürt milliyetçilerine karşı değil. Mesela Kürdistan Demokrat Partisi'nin o dönemdeki genel sekreteri Said Elçi benim çok iyi dostumdu. Biz birlikte işler de yaptık. Doğu mitinglerini birlikte yaptık. Yalnız o değil, ötekiler. Hapislerde birlikte yattık Diyarbakır'da. Ramanlılar vardı, Kılıç Arslanlar vardı, Çeto Ağa vardı, başkaları vardı, Tatvallı şey vardı, Sadıç vardı, Hüseyin Samiç. Bunlarla dostça ilişkilerimiz vardı. Bunlar sosyalist değillerdi. Gayet doğal. Musa Anter sosyalist değildi ama Musa Anter çok iyi bir yurtseverdi. Benim dostumdu. Biz onlarla birlikte doğu mitinglerini yaptık. Başka çalışmalar da yaptık. Bugün de yaparız. Nitekim ben 30-35 yılımın siyasi hayatımın ulusal birlik gerçekleştirmek için mücadeleye verdim. UDG, Ulusal Demokratik Güç Birliği, Beşli Çalışma, Tevger, 12'lik
dediğimiz Tazde Koli dediğimiz yani 12 örgütün katıldığı cephe çalışmaları. En son ortak legal partiler oluşturma. HDP, TDP, DBP ve en son da AKPAR. Bütün bunları kimlerle yapacaktık? Yapıyorduk ve sosyalist olmayan öteki yurtsever kesimlerle. Milliyetçi hareket, milli hareket dediğimiz zaman tek renk değildir. Çünkü Kürt toplumu da tek renk değil. Evet. Sınıflar var. Farklı siyasi örgütler var. Sosyalistler var. Sosyal demokratlar var. Liberaller var. Yani kapitalist bir sistemi sürdürmek isteyen liberaller var. Kemal şeyler abi, var. Dindar abi. İnsanlar var. Dindar Kemal, insanlar. Kemal abi, şimdi diyelim Türkiye KDP'sinin dışında diyelim diğer tüm Kürt örgütleri sola yöneldi. Ben onu da söyleyeceğim. Evet. Şunu ekleyeyim. Yani halkların kardeşliğini savunmak bizim açımızdan, Kürt yurtseverleri açısından bir zarar değildir. Tam tersine Kürt halkının, Türk halkının dostluğunu kazanmak için çok önemlidir. Türk halkı içerisinde dostlar edinemez miyiz? Ediniriz, hem de çok ediniriz. Davamızı iyi anlattığımız zaman inanın ki Türk halkının geniş kitlelerini kazanabiliriz dostluğumuza. Bakın, benim kim olduğum belli. Ben mücadelem, Kürt halkının aynı zamanda özgürlük mücadelesi. En ön saflardan mücadele ettim. Sosyalist olarak. Emekçilerin haklarını da savundum. Onlara da bilinçlendirmeye ve örgütlemeye çalıştım. Ama aynı zamanda Kürt halkını ulusal konuda bilinçlendirmeye çalıştım. Kürdistan sömürgedir tezini ben getirdim gündeme. Ulusal haklarımızı, ulusal demokratik devrimi, milli demokratik devrimi. Şimdi bir yandan bunu yapıp bir yandan da Türk halkının dostluğunu kazanmak. Bu çok önemli bir şeydir. Ve biz bunu yapabiliriz. Ben kendi tecrübemden bunu biliyorum. Bakın 70'li yıllarda biz birçok sosyalist örgütle dayanışma içindeydik. Demokratik örgütlerle dayanışma içindeydik. Töpter yönetimini paylaştık. İki dönem. Ve 1978'de yapılan Töpter Kongresi'nde Rojava'la dayanışma kararı çıktı. Rojava'la üzerindeki baskılara karşı çıktı. Orada aynı zamanda ana dilde eğitim kararı çıktı. Kurultayda 200 bin üyeli Türkiye Öğretmenler Birliği'nin kurultayında, demokrasi kurultayında. Bunu 40 demokratik örgüt destekledi. İçinde DİSK vardı. Türkiye Yazarlar Sendikası vardı. Türkiye Yazarlar Sendikası. Halk evleri vardı, unutmayın. Halk evleri vardı. Evet. Halk evleri Kemalist renkleri ağır basan bir kuruluştur. Yani demek ki siz iyi akıllıca bir mücadele yürütürseniz o çok geniş kesimlerden destek görebilirsiniz. Öyle ki bir takım şu an çevreler rahatsız oldular. Mesela senatoda Hüsamettin Çelebi dedi ki ne yaparsanız yapın bu özgürlükçileri Töpler yönetiminden uzaklaştırır. Niye? Çünkü özgürlükçiler akıllı bir politika izliyorlar. Dost kazanıyorlar, düşman değil. Dolayısıyla Türk halkını kardeş olarak nitelemek Kürt halkına zarar değildir. Kürt milli hareketine zarar değildir. Yanlış görüşlerdir. Yani peki, komşu halklara düşman göstermek yanlış bir görüştür. Peki. Kürt halkının haklı mücadelesine zarar veren bir görüştür. Demokrasi mücadelesi yine öyle. Demokrasi bize de lazım. Bakın biz antifaşist mücadelenin önemini o dönemde söyledik. Bazı örgütler dediler ki bizi ilgilendirmez dediler. Antifaşist mücadele bizi ilgilendirmez. Demokrasi mücadelesi bizi ilgilendirmez. Peki faşizm geldiği zaman ne oldu? Hepimiz terk etmek zorunda kaldık değil mi? Çoğumuz ötekiler de cezaevine girdi, işkence gördü. Ötekiler Avrupa yolunu tuttuk. Onlar da faşizm bizi ilgilendirmez diyenler. Halbuki faşizm yokken Demirel ve Ecevit döneminde dergi çıkarıyorlardı, gazete çıkarıyorlardı. Öyle büyük laflar ediyorlardı ki. Ama faşizm gelince hemen terk ettiler onlar da. Gördüler faşizmin ne olduğunu. Dışarıda, içeride. Şimdi dolayısıyla yanlış görüştü. Evet. Yani demokrasiyi küçümseyen, reddeden görüş yanlış bir görüştü. Kürt sosyalistlerini suçlu gibi gösteren o dönemde bize yaban otları diyorlar.
Yanlış bir görüştü. Ben bu yanlış görüşlere işaret ettim. Bu yanlış görüşler son dönemde yeniden moda olmaya başladı. Bakın, uzunca bir süreden beri benim dikkatimi çekiyor. Ya birileri ağzını açıyor. Yani Kürt halkının bu durumundan dolayı solu düşman gösteriyor. Eski Sovyetler Birliği'nin sosyalist sistemi düşman gösteriyor. Yalnız uluslararası sosyalistleri Türk solcuların değil, Türk solcuların hepsi zaten Kemalist. Onlara evet, evet. Kemalist sol. Ha bizi de Kemalist sola dahil ediyor. Evet. Solucu, tamam Kemalist. Ya öyle değil. Biz Kemalist ideolojiye karşı çok mücadele ettik. Daha Emek Dergisi'nde, Türkiye İş Partisi Emek Dergisi'nde çıkan makalem var benim 1960'lı yıllarda. Sosyalizm, Kemalizm ve Doğu sorunu, yani Kürt sorunu. Diyorum ki, Türkiye Sol Hareketi Kürtlerle ittifak yapmalı, Kemalizmle değil. Çünkü Kemalizm demokratik değildi, baskıcıydı, öyle böyleydi. Şimdi bana Kemalizmi mi öğretecek bu adamlar ya? Ayıptır, ayıp. Ayıp diye bir şey var. Ama yanlış yapanlar bunlar. Şimdi bütün Kürt milliyetçileri böyle mi? Hayır, aklı başında çok insan var. Ben Kürt milliyetçilerine karşı mı mücadele ettim diyorum. Hayır, yani ayıptır ya. Ve benim o yazımı bu kadar çarpıttılar. Kemal Burkay Kürt milliyetçiliğini hedef aldı. Milliyetçiliğini. Dedik ki onları bozguna uğrattık. Hayır. Biz onlarla birlikte mücadele ediyorduk. Bugün de ederiz, ediyoruz. Biz Kürt milliyetçiliği adına yanlış görüşleri, yanlış görüş, onlar o yanlış görüşleri savunuyorlarsa tabii o yanlış görüşleri bozguna uğramıştır. O, evet. O taraftan doğrudur. Ya da Kürt etkisiz, milliyetçiliği değil. Ya da etkisiz kaldı. Yani kendi yanlış görüşlerini Kürt milliyetçiliği diye lanse etmeye kalkmasınlar. Bu ayıp bir şeydir. Bugün de aynı şey söz konusu. Ben yanlış görüşler diyorum. Onlar diyorlar ki Kürt milliyetçiliği falan. Niye? Çünkü o yanlış görüşleri savunuyorlar. Son dönemde moda oldu bu. Bir salgın gibi. Yani herkesi enfekte ediyor. Hatta bakıyorum aklı başında insanlar, bizim arkadaşlardan bile etkilenenler var. Ya halklar kardeş değil, ben kabul etmiyorum filan. Şimdi biz siyaset yapıyoruz. İleri görüşlü olmak zorundayız. Biz bize dost kazandıracak politikalar izlemek zorundayız. Böyle geniş bir dünya görüşü bize lazım. Yoksa bir kaplumbağa gibi kendi kabuğuna çekilmek, bir kirpi gibi kendi kabuğuna çekilip dikenlerini göstermek herkese. Siyaset bu değil, marifet bu değil. Ama yanlış içinde olanlar bunu kabul etmiyorlar, bana öfkeleniyorlar. Öfkelensinler, cehennemin dibine kadar. Cehennemin her dibine kadar. Ben doğruları savunuyorum ve bunu bir görev saydım. Niye şimdi diyorlar? Çünkü şimdi bu da haline geliyor, baktım gördüm. Ya olacak şey değil ya. Demokrasi karşıtlığı. Halkları düşman ilan etmek. Sosyalistleri düşman ilan etmek. Bir şeyi daha söyleyeceğim. Evet. Sosyalist sistem kötü bir sistem değildi. Ben sosyalist ülkeleri gördüm. İşsizlik yoktu. Açlık yoktu. Yoksulluk yoktu. Tamam herkes çok zengin değildi ama kimse yoksul değildi. Aç değildi, işsiz değildi. Eğitim hizmetleri parasızdı. Sağlık hizmetleri parasızdı. Ulaşım hizmetleri sudan ucuzdu. Ve insanların yani yükselme şansları eşitti. Diyelim ki eğitim görüp yükselme şuuru. Şimdi ulusal sorun konusundaki tavırları neydi? Ulusal sorunu çözdüler Sovyetler'de. Lenin geldikten sonra dedi ki otonomi bile azdır. Federal bir çözüm. Eşitlik temelidir. Ve bunu yaptı. 16 Cumhuriyet. Bize yakın otonom bölge. Resmi dilleri. Hani şeyi olmayan, alfabesi olmayan halklar için bile alfabe yaptılar. Yazı dili oluşturdular ve ittiler onları. Şu andaki Rusya hala öyle. Ama biraz teslim aldı ve şey yapmadı. Halklar arasındaki kavgaları sona erdirdi Sovyetler Birliği. Halklar arasında kardeşçe ilişkiler oluşturdu. Ama Sovyet rejimi yıkılınca bakın yine birbirlerinin boğazına sarıldılar. Çünkü o eski milliyetçi damarlar tekrar geri geldi, sökündü. Bu güzel bir şey midir? Yani biz Türkler, Kürtler, Azeriler, Ermeniler, Kürtçüler, bütün bölge halkları, Araplar, Farslar hep birbirimizle boğazlaşmalı mıyız? Hayır. Öyle bir sistem kuralım ki barış içinde yaşayalım, eşitlik içinde yaşayalım. Biz bunu savunuyoruz. Bu ileri bir görüştür. Herkes bunu savunuyor mu? Türkler içinde, Kürtler içinde, ötekiler içinde? Hayır. Ama her ulusun ilericileri, demokratları, sosyalistleri bunu savunuyorlar.
Kemal abi, Kemal abi bu bu programa gelmeden önce bizim kendi kitaplarıma baktım. Yani Özgürlük Yolu yayınları, Rojano yayınları, Deng yayınları, Gonkar yayınları, hatta şimdi Özgürlük Yolu Vakfı yayınları arasında neler yayınlanmış? Yani bir tane Karl Marx'ın bir kitabı yok. Yani Avrupa'da o kadar imkanlar vardı sizin diyorum elinizde ve İngilizce, Almanca, Fransızca bilen kadrolarınız. Evet. Lenin de bir kitabı yok. Lenin de yok. Kimin var? Bazı Nikitin'in var. Efendim söyleyeyim. Bazaret'in var. Askeri Polikim var. Arap Şemon'un var. Yani insanlar bunu görmüyor musun? Kanat-ı Kurdun'un var. Evet. Yani ilginç. Evet. Yani şimdi tamam hareket olarak sosyalizmi nihai hedef olarak önüne koymuş bir hareketin başındaydınız aynı zamanda. Tabii. Ama sizin ulusal yalnız diyelim özellikle hem Türkiye Demokrasi Hareketi açısından hem Kürt Özgürlük Hareketi açısından. Bir noktayı daha söyleyeyim. Ben evet. Yazılarımda var gerçi. Daha iki bölüm de çıkacak. Şimdi Sovyetler Birliği'ni sosyalist sistemleri düşünmez. Ne yapacaktı Sovyetler Birliği? Yani gelip savaşacak mıydı Türkiye ile Irak'la İran'la? Bakın, Sovyetler Birliği'nde Kürtler bir azınlıktılar. Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da falan. Sovyetler Birliği'nde onlar için okullar açıldı. Enstitüler açıldı. Erivan'da, Moskova'da, Leningrad'da dil ve tarih enstitüleri açıldı. Kürt dilini ve tarihini içeriği. Birçok bilim adamı yetişti. Tarihçi yetişti, dil uzmanı yetişti ve biz onlardan yararlandık. Yani diğer dört parçada Kürt dili büyük bir baskı altındayken, özellikle de Türkiye'de büyük bir baskı altındayken Sovyetler Birliği'nde bu Kürt azınlığına çok büyük olanaklar sağladılar. Hatta Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki o Laçin bölgesinde Lenin döneminde bir Kızıl Kürdistan oluşturuldu. Otonom bölge. Ama sonra Stalin döneminde o kaldırıldı. Stalin döneminde birçok yanlışlar yapıldı. Kürtlerin bir bölümü sürüldü biliyorsunuz. Orta Asya'ya sürüldü. Biz bunları biliyoruz. Biz bunları biliyoruz. Ama şu var. Yani orada yapılanlar örnek. Çok güzel şeyler yapıldı Kürtler içinde. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda İran'da Sovyet ordusunun işgal ettiği bölgede İki tane cumhuriyetin kurulmasına destek oldu. Azerbaycan ve Güney Azerbaycan. Ve Kürdistan, Mabat Cumhuriyeti. Mabat Cumhuriyeti. Tabii Sovyetlerin desteğiyle kuruldu. Desteklediler. Ama sonra çekilip gidince çekilip gidince Kürtler savunamadı onu. Azerler de savunamadı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda müttefiklerle Sovyet güçleri arasında bir şey yapıldı. Barış yapıldık. Yani pazarlıklar yapıldı tabii. Bir bölüm yerden çekilmek zorunda kaldılar. Yunanistan'dan örneğin şey yaptılar. Çekildiler o bölgeden. İran'dan çekildiler. İran'dan çekilince İran hükümeti, İran devleti İngilizlerin ve Amerikalıların da desteğiyle oradaki Azeri ve Kürt varlığını ortadan kaldırdı. Yani o özgürlük hareketi, o cumhuriyet yaşayamadı. Şimdi bundan dolayı Sovyetleri nasıl suçluyoruz ya? Yani gelip de savaşacaklar mıydı? Hataları yok mu? Olmadı mı hiç? Oldu. Mesela Kürt sorununu Birleşmiş Milletler'e ve öteki uluslararası kurumlara götürmediler. En azından uzun zaman götürmediler. Ben eleştirdim onları. Mektuplarımda eleştirdim. Kamuoyuna açık bildirilerinde eleştirdim. Özellikle de Irak'ta olup bitenlerde Saddam yanlısı tavırlarını gördükten sonra hem Sovyet yönetimine, hem Çin, hem Küba yönetimine mektuplar yazdım. Dedim ki bu yanlıştır bu sizin tutumunuz. Saddam'ın yaptığı soykırımdır Kürt halkına karşı. Kendi halkına karşı da şey değil. Yani sizin desteklemeniz gereken Kürt halkıdır, Saddam değil. Yani bunları yazdım, bunlar belgelerde var, benim anılarımda var belgelerde. Anılarımı almışım bunu. Yani bunları görmek isteyen görür.
İyi niyetli olan her insan bunları görür. Ama iyi niyet yoksa ne yapacaksınız? Yanlış şeyleri savunanlar ne anlatacaksınız? Anlatmaya çalışıyorum. Ben iyi niyetli insanlar için yazıyorum. Yoksa kötü niyetli olan, ön yargılı, ne yapsak da, ağzımızda kuş tutsak da bize karşı olan, haset içinde olan, kıskançlık içinde olan insanlara ne anlatacağız? Bir noktayı daha söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu sosyalizm meselesi biliyorsunuz 70'li yıllarda aramızda tartışmalar oldu. Onlar bizi suçladılar. Yani sosyalizmi suçladılar, bizi suçladılar. Biz de savunduk. Sonra ne oldu? Sonra moda gereği o eleştirenlerin hemen hemen hepsi bu örgütler sola yöneldiler. Evet, Kuk da öyle o dönemde. Kuk hatta Kukçu arkadaşlar KDP kongresi yapmışlar diye, konferans mı kongre mi? Geldiler beni burada ziyaret ettiler. O zaman daha şeydeydim, Ankara'daydım. Roja Velat'ın bürosuna geldiler, benimle görüştüler. Dediler ki KDP adına biz geliyoruz. Biz kongremizde karar aldık. KDP'yi Marksist-Leninist bir parti yapacağız. Ben de kendilerine dedim ki ya yani biz kıskanmayız siz Marksist-Leninist olursanız. Hani biz istiyoruz ki çok olsun bizim sayıları. Ama siz KDP'yi Marksist-Leninist bir parti yapamazsınız. Çünkü öyle biçimlenmemiş. KDP'nin içinde işçi de var, köylü de var, toprak ağası da var, din adamı da var, şeyh de var. Ama yurtsever tam şeyi var. Ortak nokta odur. Yurtseverlik. Evet. Ama sosyalist değil bu insanların hepsi. Siz böyle yapmaya kalkarsanız dağıtırsınız onu dedi. O zaman dediler ki herhalde Kemal Burkay kıskanıyor, istemiyor yani. Öyle zannettiler. Ama sonradan anladılar ve itiraf ettiler. Kemal Burkay o zaman bize doğrusunu söylemişti. Biz sosyalist bir partiyiz. Daha baştan sosyalist olarak kurulmuşuz. Sosyalist olmayan bizim safımıza zaten gelmezdi, gelmedi. Ama Kuk öyle değildi ki. Ötekiler ne yaptılar? TDK'deki arkadaşlar partilerin ismini değiştirdiler. Peşeng yaptılar. Partiya Peşveru ya hayır, Partiya Peşenga Karkelen Türkiye. Peşeng, öncü yani. Şeyler ne yaptılar? Rızgarciler yurt dışına çıktıktan sonra Kürdistan Komünist Partisi İnşa Örgütü. Düşünebiliyor musunuz? Kürdistan Komünist Partisi İnşa Örgütü. Hepsi böyle bir sola bir moda gibi yöneldiler. Çünkü sosyalizmin prestiji yüksekti. Yani o dönemde Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin, Küba, Vietnam falan. Yani böyle sosyalistler işte devrimin öncüsü. Bir de şey güç var. Güç. Hepsi oraya yöneldi. Ne zamana kadar? Bizi de suçluyorlar. Daha diyorlar siz revizyonistsiniz. Siz şeydesiniz. Reformistsiniz. Reformistsiniz. Yani biz iyi sosyalist değildik ha onlara göre. Onlar iyi sosyalist. En sivri, en keskin. Türk solunda da vardı böyleleri. Yani böyle keskin solcular. Onlar da bizi beğenmiyordu tabii. Fakat ne oldu sonuç? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Doğu Avrupa sistemi çöktükten sonra bu adamların hepsi böyle hızla yüz geri ettiler. Koşar adım. Hepsi bıraktı sosyalizmi. Yeniden eski mevzilerine döndüler ve yeni bizi suçladılar. Dediler ki bizi kandırdılar, sosyalist yaptılar. Ya olacak şey mi? Hala onu söylüyorlar arkadaşlar ya. Yani bu gelen eleştiriler görüyorsunuz değil mi? Yani işte onlar cehil bizi kandırdılar, sosyalistler. Ya sosyalistler sizi ne kandırdı ya? Ne kandırdı? Dediler sosyalistler, dediler sosyalizm iyi bir şeydir. Eşitlik düzenidir, adil bir düzendir. Ha şey oldu, kaybettik. Ben onu bir şiirimde söylüyorum. O deteriyan şiirinde. Acemiydik, yenildik. Ama onların sevinmesi için sebep yok. Çünkü sosyalizm evet. Kötü bir rejim değildi. Ve ben inanıyorum sosyalizm insanların geleceğidir. Hala buna inanıyorum. Ama bu ayrı bir şey. Kürt milliyetçiliğine karşı olmak ayrı bir şey. Hayır. Biz Kürt Milli Hareketi'nin içindeyiz. İçindeyiz. En ön saflardayız. Ve öteki kesimlerle de her zaman birlik yapmaya çalıştık. Birlikte çalışmaya çalıştık. Bize düşmanlık etmeyenlerle. Kötü niyetli olmayanlarla. Bugün evet. De öyle. Gelelim. Bugün de. Kemal abi gelelim Halk Barın kuruluş sürecine. Tabii. Sizin de dediğiniz gibi hani Kürt milliyetçiliği kapsayıcı olmalı. Yani işte liberalini, muhafazakarını, tabii. Sosyalistini hepsini sevmeli, kucaklamalı yani özellikle tabii. Bizim gibi ezilen halkların milliyetçiliği öyle. Tabii. Şimdi Halk Barın kuruluş süreci de
böylesi bir şeye denk geldi. Diyelim işte özellikle Öcalan'ın yakalanmasından sonra, Türkiye teslimin edilmesinden sonra halkta, Kürt halkında bir moral düşüklüğü, bir yenilmişlik söz konusu oldu. Tam o dönemde siz çıktınız yeniden ön plana. Hem Avrupa'da toplantılar düzenlediniz. Ve Avrupa Kürt Platonu'nun kuruluşunda öncülük ettiniz. Ve tam o dönemde de Hakbar projesi gündeme geldi. Evet. Ve yine böyle kapsayıcı bir şekilde yine sizin önerinizle, öncülüğünüzle o süreci biraz daha anlatır mısınız? Çünkü şu an Hakbar bileşimi içerisinde milliyetçi, sosyalist, liberal insanların yer aldığı bir parti, kitle partisi. Burada sizce nasıl bir beraber çalışma, yani 20 yıldır birlikte çalışıyoruz bu arkadaşlarla. Bu ileride nasıl bir şey alır sizce? Evet. Şunu söyleyeyim öncelikle. Bizim legal demokrat bir kitle partisinde Kürt severlerinin, demokratların bir araya gelmesini önermemiz Hakbar'la başlamıyor. Ta 90 öncesi. Daha 1987 yılında Tevger varken biz oradaki şeyleri arkadaşlara öneri götürdük. Dedik ki Türkiye'de ortam yumuşuyor, legal partiler kuruluyor, sol partiler kuruluyor. Şimdi hani sol parti olmasa bile biz birlikte bir legal demokratik Kürtsever Parti kurabiliriz. Ortak bir program üzerinde. Nedir bu ortak program? Sosyalist değil. Ama ilerici, demokratik, Kürt sorununu çözecek, ülkeye demokratik hak ve özgürlükleri geniş bir şekilde getirecek bir şey için, hedef için, yani yakın hedef için, milli demokratik devrim amaçlarına uygun bir şey. Sosyalist devrim değil. Bunu önerdik. Ötekiler dediler ki yok, olmaz. Hatta biz o dönemde böyle Türk kesiminden de sol, ilerici, emekçi falan kesimlerle birlikte hep öyle oluştu. Hep. Evet. Halkın Emek Partisi. Bakın içinde Kürtler de vardı, Türkler de vardı. Sosyalistler de vardı, sosyalist olmayanlar da vardı. Sendikacılar vardı. Fakat hep iyi yönetilemedi ne yazık. Eğer iyi yönetilseydi hep ana muhalefet partisi olabilirdi. Ve Kürt sorunun çözümünde çok büyük bir rol oynayabilirdi. Bugün CHP'nin atamadığı adımları atabilirdi. Ana dilde eğitimi çözmek, Kürtçenin resmi dil haline gelmesi, en azından yerel yönetimlere büyük inisiyatif vermek ve bu belki de bir federasyona varırdı. Fakat maalesef iyi yönetemediler. Sonra PKK girdi ve PKK kendi huyuna uygun olarak dağıttı. Sonra hep kuruldu. O şey protokol dönemine rastladığı için birlikte yine devam ettik. HEP'in kuruluşunda da biz öncü bir rol oynadık. Ama HEP de bunu başaramadı. Sonra DDP'yi kurduk. Demokrasi ve Değişim Partisi'ni. Onu kurduğumuz zaman da bütün bu şeylere gittik. Kürt yurtsever kesimindeki örgütler, kişiler, şahsiyetler yurt içinde dışında. O zaman Şerafettin Elçi de dahil olmak üzere. Dedik ki gelin birlikte kuralım. Ama gelmediler. Gelmediler. Yani ortak bir program üzerinde. Sosyalist değil arkadaşlar. Demokratik, Kürtsever. Yani Kürt halkının hak ve özgürlüklerini sağlayacak. Demokratik bir ortam için mücadele edecek. Gelmediler. Biz çalıştık. Sonra kapatıldı biliyorsunuz. DDP. Sonra DDP kuruldu. Demokrasi ve Barış Partisi kuruldu. Bu da bayağı önemli bir gelişme sağladı. Seçimlere falan girdik. Evet. Biliyorsunuz. Önemli bir hareketleri. Tabii. O dönemde de yani tek tük gelen oldu. Gelmediler yine. Yani yurtsever kesim birliğe gelmedi. Cephe çalışmalarını biliyorsunuz zaten. Cephe çalışmaları o uzun hikaye. En sonunda Hakbar. Hakbar Öcalan'ın gelişinde sonraki döneme rastlıyor. Yani 1990 yılı ve 2000 yılının başları. Öcalan yakalandı, geldi, teslim oldu. Pişmanım dedi. Devletin hizmetindeyim dedi. Partisi de onu izledi. Dediler, önce dediler ki işte ilaç vermişler. Sonra benimsediler. Onlar da aynı şey. Aynı laflar, aynı söylem, aynı hikaye.
Şimdi tamam, önce PKK neydi, neyin nesiydi, 12 Eylül öncesi, 12 Eylül sonrası, kimlere hizmet etti? Yani biliyoruz PKK'yı kimlerin kurduğunu. Kürt Ulusal Hareketi'ne karşı savaşmak üzere kuruldu PKK. Çünkü 1960'lı 70'li yıllarda Kürt Ulusal Hareketi gerçekten çok iyi gelişti. Sadece özgürlük yolu çizgisinde değil, sadece sosyalist bir çizgide değil, DDKD, o zaman şey KDP, KUK, hatta başka örgütler de vardı, Rızgari, işte KAVA filan. Ama özellikle üç örgüt, özgürlük yolu, DDKD ve KUK, KDP etkindi. Öyle bir dönem oldu ki biz faşist kesimlere karşı da mücadele ettik. Ağrı, Bingöl gibi yerleri, Van gibi yerleri onlardan kurtardık, Tatvan gibi yerleri. Yani hemen hemen Kuzey Kürdistan bütün bölge Hürsever güçlerin şeyiydi, sözü geçiyordu. Diyarbakır başta olmak üzere, Mardin, hepsi. Öyle, öylesine olumlu bir ortam vardı ve biz bakın UDG'yi de oluşturduk. Yani eğer o UDG de devam edebilseydi ve darbe olmasaydı, faşist bir rejim gelmeseydi, PKK'yı önümüze çıkarmasalardı, inanın ki biz daha o dönemde, daha 80'li yılların başlarında biz Diyarbakır ve Ağrı seçimlerini nasıl aldıksa bölgedeki bütün belediyeleri alırdık. Veya %90'ını alırdık. O UDG ile beraber, yani bir yandan DDKD'li arkadaşlar, bir yandan KDP'li arkadaşlar. Bölgeye hakim dikerdimiz. Fakat devlet bu tehlikeyi gördü. Çünkü devlet Kürtlerin hak sahibi olmasını istemiyordu. Diyarbakır'daki başarımızdan paniğe kapıldılar. Ağrı'daki başarımızdan paniğe kapıldılar. Ve karşımıza PKK'yı çıkardılar. Kürt Partisi adı altında. Partiye Karkeren Kürdistan, Kürdistan İşçi Partisi. En sivri sloganlarla. Bağımsız Kürdistan, silahlı mücadele, illegal mücadele falan. Tabii gençler etkilendi. Yani saf ülsever kesimler etkilendi. Çok parlak sözler. Bizim gibi değil. Biz diyoruz federasyon da olur. Onlar asla diyorlar. Federasyon olmaz. Böyle sivrisin olanlar. Tabii bunu şey yapanlar, onların mamur siteleri, öğretmenleri onlara böyle öğretti. Böyle yapın. Ama kime karşı savaştılar? Bize karşı savaştılar. Özgürlük yolu, DDKD, Kürt Hürsever Hareketi'ne karşı savaştı. Bunun için kurulmuştu. Sonra darbeyi yaptılar. Faşist darbeyi. Faşist darbeyi yapmadan önce Öcalan'a dediler ki sen burayı terk et, meydanda görünme. Darbe geliyor, sen de gözaltına almayalım. Fakat Öcalan Suriye'ye geçtikten sonra Suriye yönetimiyle ilişki kurdu. Bu sefer Suriye'nin kontrolüne girdi. Ne zamana kadar? Yakalanıp getirilinceye kadar. Sonra 1999'da yakalanıp getirilince tekrar devletin hizmetindeyim. Zaten biliyor yukarıdakiler dedi. Pişmanım. Ne istiyorsanız onu yapın. Partisi de onu izledi. Peki. Böylesine bir ortamda Kürt Ulusal Hareketi büyük bir risk altındaydı. Morali bozuldu. Yani diğer kesimler de sanki o Öcalan özellikle Avrupa'ya geldiği zaman öylesine bir heyecan dalgası ortayı sarmıştı ki. Öylesine bir heyecan dalgası. Sonra Öcalan yakalanıp götürülünce o heyecan dalgası söndü. Ve o moral bozukluğu herkesi etkiledi. Bizim tavanımızı bile etkiledi. Ben o zaman yazdım, söyledim, konuştum. Arkadaşlar, PKK'nin ne olduğunu bilmiyor muyduk? Öcalan'ı yakaladığı zaman ne yapacağını bilmiyor muyduk? Bizim görüşlerimiz doğru çıktı. Sizin niye moraliniz bozuluyor? Tamam, onların morali bozuldu ama sizinki niye bozuluyor sevgili arkadaşlarım? Kürdistan Sosyalist Partililer, Özgürlük Yolcuları. Neyse, biz yine de şeyimizi koruduk. Soğukkanlığımızı, senin kanlığımızı koruduk. Doğru politikamızın doğrultusunda mücadeleyi sürdürdük. Ne yaptık? Diğer örgütlere çağrı yaptık. Dedik ki biz bu yükün altında Kürt Ulusal Hareketi tehlikededir. Devlet Öcalan'dan ve PKK'den yararlanarak teslim aldı. Öcalan ve PKK'den yararlanarak bu hareketi bitirmek istiyor. Sonlandırmak istiyor. Kürt sorununu çözmek gibi bir derdi yok yönetimin, Türkiye'deki yönetim. Kürtleri halk tanımak gibi bir niyeti yok. O halde bir araya gelelim, bir seçenek oluşturalım. Halkın umudu kırılmasın, halka umut verelim. Ve birçok toplantı yaptık. İsveç'te, Almanya'da, başka yerlerde, Fransa'da, Hollanda'da filan. Sonunda Avrupa Kürt Platformu oluştu. Dedik ki bu yurtsever kesimlere, öteki örgütlere.
öteki bağımsız kişilere, şahsiyetlere. Çünkü bir sürü bağımsız olmuşmuş. Örgütler dağılmış, gitmiş. Bir sürü bağımsız var piyasada. Örgütsüz. Dedik gelin. Aydın inisiyatifleri oluşturduk. Gelin burada yer alın. Şeyleri bir araya getirdik. Demokratik dernekleri bir araya getirdik. Konkar'ı, İsveç Federasyonu ve ötekileri. Dedik bir demokratik planda güçlü bir şey olsun. Demkur oluştu. Aydın inisiyatifleri oluştu. Sonra mevcut olan 5-6 tane şey vardı. Böyle adı var, kendi yok, şey geçinen örgütler. Yani iflas etmiş neredeyse ama hala işte birkaç kişiyle idare eden. Onları bir araya getirdik ve şeyi oluşturduk. Avrupa Kürt Platformu oluşturduk. Arkasından Türkiye'de Halk Par oluşturduk. Dedik ki bir demokratik, legal bir partide bir araya gelelim. Kitlesel bir partide. Halk Par oluşturduk. Bunun öncülüğünü yaptık. Buna katılan cürseverler oldu tabii. Yani KDP'den gelenler oldu, KUK'tan gelenler oldu. Zaten aynı köken. DDKD'den gelenler oldu, Rızgari'den gelenler oldu, KAVA'dan gelenler oldu. Bu güzel bir şeydi. Ama çok geniş olmadı haklar ne yazık ki. Çünkü çoğu gelmedi. Yine kenarda durup seyretmeyi tercih ettiler. Gelenlerin bazı bahaneleri bu yine firar etti. Gelenlerin bazıları. Şimdi ben üye olduğum zaman Akbar'a ben demiştim ben ülkeye dönersem Akbar'ın sıradan bir üyesi olurum. Evet. Geldim ve üye oldum. Kadıköy ilçesine gittim üye oldum. Ben üye oldum. Akbar'ın yönetim kurulundan 6 kişi istifa etti. Ya niye? Siz istemiyor musunuz bu partide insanların üye olmasını? Keşke Şerafettin Elçi de üye olsaydı. Şey işte üye oldu, başkan oldu. Rahmetli Abdülmelik Fırat. Değil mi? Evet. Dindar bir adamdı. Sosyalist değil ama biz destekleriyiz. Biz gocunmadık. İşin garibi sosyalistleri milli birlik adına suçlayanların bazıları onu bahane gösterirler. Derler ki ya Abdülmelik Fırat bir şeyhtir. Siz nasıl onu destekliyorsunuz? Siz sosyalistsiniz. Nasıl destekliyorsunuz? Biz de destekleriz. Çünkü biz sosyalistlerin gönlümüz geniş. Biz birlik yapmak istiyoruz. Bir arada çalışırız. Fakat herkes bu fedakarlığı göstermedi. Biliyorsunuz. Herkes gelmedi. Şimdi buna rağmen AK Parti iyi bir projeydi ve hala öyledir. Maalesef ne yazık ki bizim 6. kongremiz mi oldu? O Fehmi yoldaşımızın seçildiği kongre. Yani benden sonra. Bir kısım yoldaşlarımız şey yaptılar, ayrıldılar. Ha, Kürdistan Sosyalist Partisi'ne gelince ben daha 1994 yılında arkadaşlarıma şu öneriyi götürdüm. Arkadaşlar, sosyalist sistem dağıldı. Bu bizi de etkiledi isterseniz. Nasıl etkiledi? Biz pişman olmadık sosyalizmde. Yine sosyalistik. Yaptığımız işlerden onur duyuyorduk. Ama dedik, biz artık Kürdistan Sosyalist Partisi olarak bunu yürütemeyiz. Bir illegal parti olarak. Türkiye'de koşullar değişti. Legal partiler var, şey var, ülkeler var. Biz legal bir partide çalışalım. Bizim mesela o zaman Demokrasi ve Değişim Partimiz vardı. Sonra Demokrasi ve Barış Partisi kurmuştuk. Dedik bu partiden çatışalımda çalışabiliriz. Tamam şey yapamayız bugünkü Sosyalist Parti'deki programı aynen oraya alamayız. Devlet müsaade etmez. O zaman federasyona da olanak yoktu pek zordu. Şimdi AK Parti'nin programında federasyon var. Evet. Ama o zaman henüz bu şans yoktu. Legal bir partiye çalışalım. Kürdistan Sosyalist Partisi tarihi görevini yaptı, misyonunu yaptı. Biz yine sosyalistiz, pişman değiliz. Ama o partiyi bırakalım, feshedelim. Ülke içerisindeki legal bir partide çalışalım. Yurt dışında da zaten Konkar var. Ama arkadaşlarımın çoğu bunu kabul edemediler. Çünkü alışmışlardı Kürdistan Sosyalist Partisi'nin adına, PSK adına. Onların adeta kişiliğinden bir parçaya dönüşmüştü. Zordur. Yani örgütler bazen dağılır gider bakarsın yine insan bazı insanlar onların adını kullanır. Böyle çok değil mi şu? Şu anda Kürt piyasasında böylesi çok. Evet. Yani isim vermeyeyim ama. Yani zaten bazıları alınıyorlar. Bazıları alınıyorlar, iyice alınıyorlar. Artık birbirimizi merhaba da edemeyiz. Ama ben arkadaşlarıma bunu söyledim. Daha 1994'te, daha 4. kongrede, 95'te yaptık. Fakat kabul etmediler. Ben de zorlamadım. Ben demokrat bir sosyalistim. Zorba değilim. Ben sopayla yönetmedim örgütümü. Aynen. Gönüllülükle şey yaptık.
Yani benim fikirlerim, arkadaşlarım belki benimsediler, şey yaptılar. Yani ben genel başkanı, genel sekreter oldum uzun dönem. Şimdi hatta o zaman ben genel sekreterlikten almak istedim ama arkadaşlarım bunu da karşı çıktılar. Sürdürdüm 2003'e kadar sürdüm biliyorsunuz. 2003'te dedim ki yeter artık. Yani benim dediğim olmadı diye küsmedim örgütüme. Yine çalıştım. Kongrenin kararına saygı duydum. Şimdi Halk Barı kurduk. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın Halk Barı'nın işine müdahale etmeyin. Etmeyelim. Mektup yazıp da şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye mektuplarla yönetmeyelim. Yani Abdullah Öcalan'ın kendi partisini yönettiği gibi. Hayır. Talimatlarla. İçerideki insanlara güvenelim. İçerideki insanlara güvenelim. Orada bizim arkadaşlarımız var, sosyalistler var, Dede Kadeller var, Kukçular var, başkaları var. Onlar da demokratik şekilde idare etsinler. Demokratik şekilde karar alıp idare etsinler. Olabilir ki toplantılarda, organlarda bir PSK'linin görüşü diğer bir PSK. Affedersin bu kapandı galiba. Şunu bir şey yapalım. Efendim? Evet, bunu aç. Evet. Açık devam açık edebilirsiniz. Mi? Evet. Siz devam edin abi açık şu an. Evet. Siz devam edin açık şu an. Açıksa siz de açık mı? Biz de açık devam edebilirsiniz. Evet, tamam tamam açıldı. Evet. Benim elim dokundu da bir şeye. Şimdi sakın şey yapmayın. Bir PSK'li ile bir PSK'linin görüşü çelişebilir parti içinde. Hak vardı. Hani bizim arkadaşlarımız da var burada. Bir Dede Kaderi ile bir PSK'linin görüşü aynı olabilir. Daha iyi. Yani bundan dolayı müdahale etmeyin. Hiç karışmayın. Onlar yönetebilirler dedim. Ve benim anlayışım buydu. Yani diğer sosyalist partili olmayan, bizim partimizden olmayan diğer insanlarla birlikte çalışmaya açıktı. Dindar olsun, liberal olsun, sosyalist olsun, olmasın. Bu anlayışı sürdürdük. Şimdi bu anlayış kötü bir anlayış mıdır Allah aşkına? Yani biz böyle bir seçenek oluşturmak için çalıştık. Keşke ötekiler de bu anlayışı gösterselerdi. Demin söylemiştim. Yani 1980'lerde eğer darbe olmasaydı ve pek önümüze çıkmasaydı Kürdistan'daki Eminönü'nün bütün belediyeleri alırdık. Gürsever güçler birlikte alırdık yani. UDG oluşmuştu. Diğerlerini de birliğe almayı hazırlanıyorduk, istiyorduk. Hatta daha o dönemde 60 milletvekili, 80 milletvekili yani bölge milletvekillerinin %90'ını kazanabilirdik. Yani HDP'nin şimdi yaptığı şey kazanabilirdik. Kitlelerin desteği bizimle olurdu. Ve biz şey gibi yapmazdık, HDP gibi yapmazdık. Kürt halkının temel taleplerini kararlıca savunurduk. Biz Kürt üsteveleri, sosyalistler, liberaller filan kararlıca savunurduk. İnanın ki belki de şu anda Türkiye federal bir ülke olmuştu. Eğer PKK önümüze çıkmasaydı ama devlet çıkardı diyeceksiniz. Eğer Kürt hareketi bu oyunu görseydi ve bozabilseydi, biz gördük ve söyledik. PKK dedik provokasyon örgütüdür. Devlet tarafından oluşturuldu. Kürt hareketine karşı bunu görün. Ama çoğu görmedi. Ya onlar da Kürt değil mi filan dediler. Biliyor musunuz? Evet. Tavır almadılar. Tavır alsalardı PKK o zaman etkisizleşirdi. Siyasette etkisizleşirdi. Yani Kürt yurtsever hareketin saflarında PKK'nin şeyi olmazdı. Bu kadar genç aldanmazdı. Bu kadar 50-60 bin gencimizin hayatı temal olmazdı. Birkaç milyon insanımız sürgün olmazdı. 4 bin köyümüz yıkılmazdı. Kemal abi evet. Şöyle bir durum, bir düşünce de var. Mesela siz Halk Barı kurarken sınıfsal mücadeleyi birinci mücadele olarak hayır, mı aldınız? Hayır, hayır. Ulusal evet. Demokratik mücadele. Ulusal demokratik mücadele ama Halk Barı tabii ki ilerici bir partiydi. Demokrasiyi savunuyordu. Kürt halkının haklarını savunuyor. Şeye göre ortamda göre bir program yapmıştı. Demokratik, diğer demokratik halkları da savunuyordu. Böyle olması lazım. Bir Türk demokratı da gelip Halk Barı üye olabilirdi. Bugün de olabilir. Evet. Biz Kürdistan Sosyalist Partisi'ni kurmuştuk. Bizim içimizde Laz arkadaşlar vardı, Arap arkadaşlar vardı. Çok iyi yoldaşlar. Evet, Sirt'teki, evet. Sirt'teki üyelerimizin, taraftarlarımızın birçoğu Arap'tı. Bunlar
Bu kötü bir şey miydi? Kötü bir şey miydi? Eğer biz halkları bizim kardeşimiz değil deseydik, onların bir tanesi bile bize gelmezdi. Niye birlikte olmayalım? Türk arkadaşlarımız da vardı. Hatta sonradan anladık Ermeni de varmış. Yani şimdi şöyle gelmiş. Evet, halkların kardeşliği, evet. Özellikle Kürdistan'da yani dediğiniz gibi Arap halkı yaşıyor orada, Türkmenler, evet, yaşıyor, Türkler, Azeriler var. Kars yöresinde ne bileyim yani Ermeni halkı var. Tabii. Yani şimdi bu anlamda halkların kardeşliği terimi. Tabii. Yani bu politika dost kazanma politikasıdır. Halkları, komşu halkları düşman ilan ederek bir tane dost kazanamayız. Belki bir tane şey zamanda kazanmışız bir şey. İkincisini zor kazanırdık ha. Ama var aslında. Bugün de var dostlarımız. Evet, siz, herkes halklara düşmanlık yapmıyor. Bugün de var. Evet, siz Halklara Genel Başkan olduktan sonra bazı şahıslar yeniden istifa ettiler. Ne bileyim işte gidenler oldu. Acaba diyorum o dönemde sizden önceki Halk Bar öyle diyelim bir şey mi vardı? Bir başka bir eksen kayması mı Hayır, vardı? Hayır, adamlar şunu düşünmüşler. Kemal Burkay'ı bir kere yani demek ki sevmiyorlar. İkincisi Kemal Burkay geldi genel başkan olacak. Bize genel başkanlık şansı kapanıyor diye düşündüler. Demek ki şey vardı, gönüllerinde bir aslan yatıyordu. Ya ben genel başkan olmayı asla düşünmüyordum arkadaşlar. Ben yazdım onu birkaç. Emin olun asla düşünmüyordum. Hatta arkadaşlarım bana gelip söyledikleri zaman sen genel başkan olmayı istiyor musun? Ama yardımcı oluyorum. Gidiyorum, kongrelere katılıyorum, konuşma yapıyorum falan. Bana dediler ki sen genel başkan olmak istiyorsan şimdiden açıkla. Ben de dedim ya böyle bir tavanın görüşünü alın. Tavan ne diyor? Yani düşündüğümden değil ha. Aradan bir süre geçti. Dediler tavanın görüşünü aldık. Aslında tavanın, evet, görüşünü de almamışlar. PSK'nin Rütüçi Komitesi bu işi yapan. Geldi ve dediler ki taban sizin genel başkan olmanızı istemiyor. Niye? Sizin yıpranmanızı istemiyor. Niye dedim yıpranıyorum? Çünkü dediler Halk Bar bitmiş artık. İnanır mısınız? Bana bunu söylediler ya. Ben üzüldüm. Ya dedim biz bu Halk Bar'ı seçenek olarak kurduk. Eğer bu bittiyse çok kötü. O zaman meydan devletle PKK'ye kaldı. Dedim. Aynen bunu söyledim. Devletle PKK'ye kaldı. Yani Kürt halkı özgürlük mücadelesini kim yürütecek? Nasıl yürütecek? O zaman dedim ben görev alıyorum. Siz de destekleyin. Karar mı o anda değiştirdim. Yoksa karar almıştım arkadaşlara, evet, diyecektim ki ya bu saatten sonra ne genel başkan. Sağ olun. Ben size yardımcı olurum. Siz içinizden bir yönetim seçin, bir genel başkan seçin, ben destek olurum. Bunu diyecektim ha, evimde İstanbul'daydım o zaman. Evet. Onlar böyle yapınca ben o anda kararımı değiştirdim ve iyi de ettim. 2 yıl yönettim. Şimdi ben aldım, görevi devraldığım zaman yalnız 4 yerde parti teşkilatı vardı. Evet. Diyarbakır, işte şeyde vardı, Van'da vardı, Elazığ'da vardı, Malatya'da yoktu galiba. Bir yerde daha vardı. Ama 7-8 yerde daha kurduk ben aldıktan sonra. Mardin'de kurduk, Batman'da kurduk, Tatvan'da kurduk, Bitlis, Arda vardı pardon. İşte Arda 4.'ydü. Malatya'da kurduk, Dersim'de kurduk, Antep'te kurduk, Adıyaman'da kurduk. Yani demek ki kurulabiliyormuş. Evet. Kurduk. Şimdi sorun budur. Ve ben ülkeye geldiğim zaman yalnızca Kürt, yani beni tanıyan, seven Kürt kesiminden değil, Türk kesiminden de yakınlık gördüm çok. Niye? Görüşlerimi mi değiştirmiştim? Hayır. Ama barışçı bir insan. Evet, ben Kürt halkının temel haklarını kararlılıkla savunan bir insanım. Geldikten sonra da savundum. Televizyonlarda da savundum. Şimdi, ama biliyorsunuz gelişimde, evet, çok büyük bir ilgi oldu. İslam yaşandı. Evet. Arkasından televizyonlar. Şeylerde, sokakta, lokantada, mağazalarda tanımadığım insanlar yanıma geliyor. Böyle yakınlık gösteriyor. Yani bunlar hepsi Kürt değildi. Çok Türk var içinde. Niye? Barışçı olduğum için. Bu adam barışçıdır. Kürttür. Kürt sorunu savunuyor. Kürtlerin haklarını savunuyor. Ama barışçı. Toplumun barışa ihtiyacı var. Biz akıllıca bir politika izlesek bu barış, Türkiye toplumundaki barış istemeni, yalnız Kürtlerde değil, Türklerde de
doruğuna çıkarabiliriz. Hükümetlerin politikasını etkileriz. Yeni projelere meydanını açarız. Ama dedim ya size, yani diğer kesimler bunu göremediler. Bizim evet, sağlıklı stratejimiz eğer diğerlerine evet, destek verseydi, demiyorum ki illa hepsi gelip de PSK'li olsalardı, sosyete olsalardı. Hayır. Stratejimiz. Peki bir, Kemal Kürt abi. Yurtsever güçlerini birleştirmek. Evet. Kürt yurtsever güçlerini birleştirmek. Buna gelmediler yurtsever güçlerin birliğine. Ki demokrasi mücadelesi. Demokrasi mücadelesini küçümsediler. Üç, dost kazanma politikası. Komşu halklarda ve dünyada. İşte halkların kardeşliği budur. Özeti odur. Evet. Halkların kardeşliği. Tabii siz geldiniz, Kemal abi, siz geldiğinizde galiba AKP'li biri yetkili size Kürtçe bir Kur'an hediye etmişti. Evet. Evet. Bu milliyetçi olan kesim o dönemde bir karşı bir şey geldi. Vay işte Kur'an verilmiş. İşte tamam bir, ya ben onlara cevap verdim ama şimdi ön yargılı, kötü niyetli insanlara ne cevap verseniz para etmiyor. Mesela işte bu son şey, laf. Ben Kürt milliyetçiliğine karşı mücadele edip bozguna uğratmışım. Hayır, yalan. Bu laf yalan. Öyle bir şey demedim. Ben Kürt milliyetçiliği adına ileri sürülen yanlış görüşlere karşı mücadele ettim diyorum. Eğer onlar yanlış görüşlerinin bozguna uğradığına üzülüyorlarsa üzülsünler. Ama Kürt milliyetçiliğine karşı değil. Evet. Yani Kürt milliyetçileri rahat olsunlar. Bu yanlış görüşleri savunmuyorlarsa. Savunuyorlarsa ben bunun yanlış olduğunu söylerim. İsterse kızsınlar. Kızıyorlar. Evet, Kemal abi biraz şimdi şeye gelince, Kur'an meselesine gelince. Egemen Bağış şeyi oradaydı, onun bürosu. İstanbul'daydı. Evet. Yakındı, kaldım otele. Haber yolladı, görüşmek istiyorum. Ben de hani yok görüşmem demedim. Avrupa işlerinden sorumlu bakalım. Peki gittik arkadaşlarla. Fehmi de yanımdaydı rahmetli. Fehmi Demir. Önce özel görüştük. Dedi ki size hediye edeceğim. Üç tane hediye. Bir tanesi dedim kalsın, şey olmasın. Biz söylemiyorum ne olduğunu. Evet. Ayıp olmasın diye. Bir tanesi Ahmet İlhani'nin Türkçe'ye çevrilmiş şey kitabı. Kültür Bakanlığı basmış. Ahmet İlhani yani Kürt bilgesi. Yurtsever Kürt bilgesini. Memuzi'nin şeye çevirmişler. Türkçe'ye çevirmişler. Yayınlamış Kültür Bakanlığı. Bir tanesi Kürtçe Kur'an. Onu da bir Kürt mellesi. Kürtçe'ye çevirmiş. Kültür Bakanlığı onu da yayınlamış. Bununla ne demek istiyor Egemen Bağış? Bakın biz Kürtçe Kur'an'ı ve şey, Ahmet İlhani'nin kitabını, yani biri Türkçe, biri Kürtçe. Bastık. Bizim tutumumuz böyle. Bununla kime mesaj vermek istiyor? Kamuoyuna mesaj vermek istiyor. Kürtlere mesaj vermek istiyor. Diyor ki yani biz bakın bizim yönetimimiz, AK Parti yönetimi. Kürtçe Kur'an'ı basıyor, Ahmet İlhani'nin kitabını basıyor. Bana onları hediye ederken kamuoyuna yansıyacağını biliyorum. Peki ben ne diyeyim, bunları almam mı? Almam mı diyeyim? Niye diyeyim? Yani Kürtçe, ben dindar bir insan değilim, ben bunu gizlemedim. Ben öyle kendimi gizleyen bir adam değilim. Neyse oyum ben. Ben dindar bir adam değilim. Benim babam dindar bir adamdı. Babam Kur'an'ı biliyordu, okuyordu. Bizim Alevi köylerinde çok az vardır bunu bilen. Dedi, yani Kur'an'ı okurdu. Bizim evimizde Kur'an duvarda asılıydı. Hala asılı. Yani bizim köyde duvarda babamın Kur'an'ı hala duvarda asılıyor. Bundan gocunacak mıyım? Hayır. Ben dinlemeyeceğim. Ama bu dönem işte bu evet. Mesela dindar milliyetçiler. Kur'an Müslümanların kutsal kitabıdır. Ben tabii ki saygı duyarım. Şimdi yani bu herifler şey bunu anlamıyorlar. Dedim ki bana İncil de hediye edilse alırdım ya. Bana İncil de hediye edilse ben Hristiyan mıyım? Değilim. Dindar mıyım? Değilim. Ama demem ki yani yok ben bunu almam. Onlar kutsal kitabıdır, alırım kenara koyarım. Kemal abi sizi epey yorduk. Ben programın sonuna doğru geldik. Biraz da Özgürlük Yolu Vakfı ile ilgili birkaç bilgi verebilirsiniz. Bir mesajınız varsa o konuda verebilirsiniz. Evet. Onu da alalım. Tamam. Evet. Yalnız izleyiciler hala devam etmemizi istiyorlar ama benim demek istediğim sizi de yorduk. Epey bir başka zamanı daha başka konularda sizinle birlikte değerlendirmek isteriz.
Ama siz Özgürlük Yolu konusunda da Özgürlük Yolu Vakfı ile başkanısınız. Onunla ilgili de bir mesajınız varsa siz, biliyorsunuz yani Halk Parti Genel Başkanlığından ayrıldığım sırada arkadaşlar beni devam etmeyi istediler ısrarla. Ama ben dedim hayır buraya kadar. İçinizden bir yapacak insanlar var yapsın ben destek olurum. Ve o tutumu sürdürüyorum. Hak para desteğimi sürdürüyorum. Evet. Başkan kim olursa olsun, yönetim kim olursa olsun yeter ki programından sapmasın. Yani temel Hak Parti'nin da kendine göre bir programı, temel ilkelerinden sapmasın. Saptığı zaman da dostça söylerim ben de Hak Parti üyesiyim hala. Ondan sonra tabii boş oturamazdım. Düşündük arkadaşlarla bir Özgürlük Yolu Vakfı kuralım dedik. Çünkü Özgürlük Yolu'nun mirası zengin bir mirastır. Evet. Ve benim de emeğim çok. Öteki arkadaşlarım da çok. Bir grup arkadaş, durumu iyi olanlar. Yani vakıf için para lazım çünkü. Sermaye evet. lazım, kuruluş sermayesi. Onun için bütün arkadaşlarımızı almadık. Mümkün değil. Mütevelli heyeti çok geniş tutamazsınız. Çok geniş tutarsanız toplayamazsınız. Yani o yürümez. Çünkü bazı arkadaşlar üzüldüler. Niye biz kurucu değiliz diye. Evet. Mütevelli heyeti niye değiliz diye. Mümkün değildi o. Bütün özgürlükçileri alamazdık vakfı kuruculuğuna. Daha çok böyle maddi durumu iyi olan arkadaşlar seçtik. Bir de hizmet sunabilecek olan birkaç arkadaş seçtik. Yani diyelim, maddi katkıda bulunamaz ama hizmet sunabilir. Emek sunar. Ölelerini aldık. Ve oluşturduk. Bir zengin bir mirası var Özgürlük Yolu'nun. Geçmişten gelen. İşte dergisidir, gazetesidir Özgürlük Yolu'nun, kitaplarıdır, mücadelesidir yurt içinde, yurt dışında. Bunu yaşatmak. Bir vakıf olarak yaşatmak. Demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak. Kültürel mücadeleye katkıda bulunmak. Yani Kürt kültürüne hizmet etmek. Evet. Ülkedeki demokrasi mücadelesine de katkıda bulunmak. Elimizden geldiği kadar. Fazla zaman geçmedi kuruluşun üzerinden. Yani 3-4 yıl geçti. Şeyler yayınlar yaptık biliyorsunuz. Evet. Daha da yapacağız. Aynen. Hazırlanıyoruz önümüzdeki sonbaharda da birkaç yayın yapacağız. Bunun yanı sıra Kürtçe kursu, dil kursu açtık merkezde. Diyarbakır'da da açmayı düşünüyorduk. Ama bu pandemi bunu ne yazık ki önledi. Evet. Buradakini de sonlandırmak durumunda kaldık. Diyarbakır'da bir kültür merkezi açtık. Kitaplık oluşturduk. O kültür merkezi oldu. Bir büyük binanın, merkezdeki büyük binanın iki dairesi, üst katıdır. Onu tamir ettik. Epey bir masraf harcadık. Bir tarafını tamir ettik, bir tarafı duruyor. Onu da tamir edeceğiz. Ama dediğim gibi bu pandemi maalesef evet. şey yaptı. Onu da bu yaz tamir edecektik, geciktik. Belki yine de ederiz. Şimdi, ben birkaç yurt dışı gezisi yaptık biliyorsunuz. Toplantılar evet. düzenledik. İmza günleri yaptık. Onlar çok verimli oldu. Ne yazık ki 2020'dekini, 21'dekini yapamadık son iki yıl. Evet, bu pandemiden dolayı. İşte, yapamadık. Evet. Bazı etkinlikler yaptık ama sürdüremedik. Mesela ana dille ilgili bir etkinlik düzenlemiştik Diyarbakır'da. İyi bir katılım oldu. 2000 yılının başlarıydı. Öyle. Umuyorum ki şey yapacağız her şeye rağmen. Evet. Yeni bazı yani programımızda bazı projeler var. Arkadaşlarla onu görüşeceğiz ve onları hayata geçirmeye çalışacağız. Ben çok teşekkür ediyorum Kemal abi programımıza yani Denge Azadi TV'ye katıldığınız için. Bir şey daha ekleyeyim. Evet, tabii buyurun. Bu arada yani Diyarbakır'dakinin dışında arkadaşlarımızın katkısıyla şey olarak vakıf olarak değil Dersim'de bir Hak Parti Hak Parti için bir bina alındı ama o tabii şeyin ilgisi yok onun vakfın ama biz vakıf olarak Mersin'de ve Adana'da birer daire aldık yani partinin şey parti diyorum pardon vakfın şey mülkiyetinde var mülkiyetine. Bunları da değerlendireceğiz değerlendireceğiz onları. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kemal bizim programımıza katıldığınız için. Denge Azadi TV'ye bir ivme kazandırdınız. İlk ben de defa o kadar izleyici var şu an bile.
yüzlerce insan Çok izliyor. sağ olsunlar. Hepsine Sağ selamlarımı olsunlar. iletiyorum. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Zaten sizin son bir mesajınızı alacağım yani o konuda kapatmadan önce. Yani varsa Kürt kitlesine ve Türkiye kamuoyuna yönelik böyle kısaca da olsa bir mesaj bu zaten konuşmalarında söyledim. Evet. Yani bu bana karşı yeni bir kampanya açıldı. Maalesef geçmişte ben alışığım. Yani geçmişte genellikle PKK böyle kampanyaları açıyordu. Evet. Şimdi son dönemde bu benim uyarım Kürt Ulusal Hareketi'nin yararına olarak düşündüğüm için. Seyirci kalamadım. Evet. Yani bu yanlış dalga böyle alsın sürüklesin diyemedim. Şey tepki vereceğimi bilerek bile yaptım bunu. İyi ki nitekim tepkiler geldi. Evet. Ama yani iyi niyetli herkesin gönlü rahat olsun. Kürt iyi niyetli, çalışkan, bir şeyler yapmaya çalışan, Kürt halkına faydalı olmak isteyen Kürt milliyetçilerinin gönlü rahat olsun. Onlara karşı ben hiçbir şeyim yok. Ben yanlış görüşleri eleştiririm. Evet. Ona da alınmasınlar. Yanlış evet. Görüşler hiç kimsenin mülkü olmamalı. Evet. Sosyalistler de yanlış yapsa onu da eleştiririm. Eleştirdim de nitekim geçmişte. Ben sosyalistleri eleştirirken yanlış yapanları sosyalizmi eleştirmedim. Sosyalizme karşı olmadım. Dolayısıyla Kürt milliyetçiliği adına yanlış yapılan şeyleri eleştiririm. Bu Kürt milliyetçiliği eleştirmek değildir. Onlara karşı mücadele değildir. Onları bozguna bırakmak değildir. O konuda yürekleri rahat olsun. Biz evet. Onlara birlik yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Kemal Burkay misafirimizdi. Çok değerli düşüncelerini biz kamuoyuyla paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Denge Hazreti TV'ye katıldığı için iyi akşamlar diliyoruz. İyi geceler. Hoşça kalın.